tren yayları var ya. Orada yay fabrikası varmış Sivas'ta. He. Kaç lira dedim? 1 milyar 400 artı KDV mi ne dedi ya Sivas'ta? Ta Bursa'da. Baba Allah dedim. Beni de Ankara'da Demet'ten al. Ben arabayı Sivas'a kadar götürürüm. Sen Bursa'dan gel. 22 ton yay. Gittik. Adamın biri dedi ki o zaman arabalar yeni. Hemşehrim benzinlikte durduk Sivas'ta. Abi dedi araba ne gönüllü dedi la. Ne güzel arabam var dedi. Sağ ol kardeş Allah razı olsun. Daha iyi sana nasip etsin dedim. Tam Sivas yay fabrikasına girirken bizim araba köprü alçakmış. Şapka bir koydu abi. Ula gözünle yedin bizi dedi. Ben nazara çok seviyorum. Bir de abi yayı boşalttık. Bayrama 1,5 gün var. Yani bugün ne? Perşembe akşamı. Cumartesi günü bayram veya pazar. Ulan Sivas'ta kar yağıyor. Sivas'ta bir petrol ofisi var merkezde. Gittik orada öyle oturuyoruz. Adam bir dedi ki sen ne oturuyorsun burada boksu boksu dedi. Ben de dedim ki ya Ankara'ya gideceğiz iş yok. Ev eşyası var 400 milyon. Cam var 700 milyon. De koca tır. Yeğenim sana bir şey diyeyim mi dedi. Sivri, Divriği'ye git dedi. Sivas'a. Şoför dedi ki ben Divriği'ye Mivriği'ye gitmem. Yozgatlı mahir çalışıyor arabada. Niye gitmem dayı dedim ya ekmeğimiz dedim. Ben oralara gitmem. Bir buz var yolda 15 santim buz var. Şoföre biraz küser gibi oldum ben biliyor musun? İyi gitmeyek arabayı da kitleyek. Sen de kurbanda dedim tavuk keseriz o zaman dedim. Yani. Bir de anan aşağı baban yukarı abi. Şoför bir saat sonra yanıma geldi. Kahla gidek dedim Divriği'ye. Eti Holding'in maden fabrikası var. Orada. Bir de abi bizim şoför bir gidiyor dayı şeye Divriği'ye. Kangal'ın oralarda 100-120 biraz da sinirli ya eve gidemedik bayramdan bir gün önce gidecek keyif yapacak. Ben sağda kolumu sıkacağım diye derman kalmamış bende böyle titriyorum. Lan abi buzlarda bir vira oğlum korkma senin dorsa dört dörtlük la diyor bana. La baba dedim manyak mısın sen beni öldüreceksin. Tamam gitmeyek yükle dedim ya. Ya da indir beni burada köpeklerin arasında dedim Sivas'ta. Kangal köpekleri var ya. Evet. O kadar korktu. Divriği'ye girdik yaz günü gibi abi. İnekler geziyor kurban satıyorlar. Bir de kooperatif başkanına gittik telefonunu aldım TikTok'taki birinden Sivaslı. Onu arayacağım. Selahattin abimine. Dedim ben Ankara'da hurdacılarda kooperatif başkanı oğluyum. He yeğenim Ankara'ya iş dedim. Ne Ankara'sı dedi. Bir tane iş yok hemşerim dedi ya. Telefonumu bıraktım. Olursa efendim dedim. Eğer yoksa. Ya Divriği'ye kadar geldik. Mazot yaktı araba 50-100 litre. Yani. Çekip bırakıp gideceğiz. O Yozgat'a gidecek. Ben Ankara'ya gideceğim. Bir de abi çarşıda dolanırken o dar caddeli çarşısı var. Telefon. Yeğenim neredesin? Çarşıda geziyoruz abicim dedim. Gel la dedi Soma'ya iş var dedi. Soma nere la dedi. Manisa Soma. Mahir abi gidelim mi Soma'ya dedim. Mehmet eşeğin amına suyu kaçırdın dedi ya. Sivas'tan Divriği. Divriği'den Soma'ya. Bayrama nasıl gideceğiz dedi. Bizim bebeğimiz yok mu dedi ya. La dayı yapma etme. Dayı bizim şoför gelmiyor. Sana 110 artı KDV dedi. 110 milyon artı KDV kilosu. O zaman. İş o zaman 60 lira 40 lira. Kaç yıl önce? 2006'da mı 2008'de. Güzel para. Güzel para mı? Dedim ki 27 ton atsam 3,5 milyar para. Mazotla 2,800 mü ne? Kurbanın parayı çıktı. Mazotçuya takarız dedim. İneğe keseriz. Aynen dedi. Şoför çalıştırıyorsun ha. Patron bunları düşünür. Nasıl işin içinden çıkacağını düşünür. Aynen doğru söylüyor. Bir de abi madeni yükle. Bizim araba Eti Holding'in yukarıya çıktı. Bunu YouTube kanalına atacağım. Evet. Bizim araba maden ocağına yukarıya çıktım. Gene ben boksu boksu düşünüyorum biliyor musun böyle? Mazotçuyu dolandıracağım. Hani dolandıracağım dediğin takacağım 10 gün sonra öderim. Araba daşa gider, balaya gider. Hiç olmazsa kurbanı keseriz. Kurbanı keselim. Bir de şoförün maaşı var ayıp olur. Ses çıkartma. Bir de boksu boksu düşünüyorum. Sivaslı bir adam geldi yanıma. Ne yapıyorsun yeğenim iyiyim dayı sen ne elin yüzün gibi gideceksin burada dedim. Dedim ki kamyon yukarıya tır yüklemeye çıktı ben de onu bekliyorum amcacım dedim. Nerelisin? Ankara Bağlalıyız, Trabzonluyuz. O nasıl oluyor la falan dedi ki benim doçum var. Yukarıdan sağa iki doç getirelim. 27'nin üstüne 32 daha atalım dedi. Nasıl dayı dedim ya. La ne yapacaksın oğlum dedi. Bir yer var bizim o Sivriada divası orada. Senin üstüne sıçacağız biz dedi kaldırıp doçlarla at 900'le. İyi dedim ya 500'leri de bunlara veririm. 32 ton dedim.
110 artı KDV'den 4 milyar yapar. 1 milyarı adamlara veririm, araba giderdim. Ne yapıyorlar? 26-32 daha. 26-32 daha 58. 58 ton. Sivas. 58 ya. İyi dedim lan, 7,5 milyar liraya Soma'ya kakarım. Bir de bizim şoför yükledi geldi. Dayı dedim çek arabayı şeye. Şurada bir yer varmış. Böyle bir yer. 10 metre yüksek. Altına tırla indik. 27 tonla. Gına gibi bir şey o maden. Doşlar kaldırıyor bizim arabanın üstüne, pat pat sıçıyor. 4 ton düşüyor. Bir de araba arkalı olmuş hafif. Çıktı bizim araba. Adamlara dedim ki borcum kaç lira dayı? Hani ben 250 vereceğim araba başı. He, 500 isterler bunlar araba başı. 40 lira versin yeter. Dayı dedim 30 lira olmaz. Olur lan yiyelim dedim. 50 lira verdim araba başı. 50 lira. 25 lira. Şoför diyor ki kaç lira verdin dedi. Beşer yüzden 1 milyar verdim dedi. Manisa o şeyden bir vurduk abi Sivas'tan. Buzu yara yara gidiyor bizim araba Titanic gibi. 58 tonla buzun kırıldığını duyuyorum yolda. Çatır çatır çamurluklara değiyor buzlar. Bir de abi bizim araba Kızbeli rampası var. Kayseri'ye çıkan Divri'den sonra. Rampaya vurdu bizim araba. Araba tın 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 dedi. Badana dedi. Mehmet Eyvi araba kaldı dedi. İndik ip gerdik. İpi patlattım. Çamurluklar ondan kırıktı beni. Bilmem ne çektik. Ne onun adı? Kırkır mı? Zincir çekiyor. Zincirle 10 santim yürümüyor araba. Bir de abi şoföre dedim ki bir vur bakayım dedim. Ben de yolun ortasına oturdum buzun üstüne şöyle. Tıra bakıyorum. Tırı rampa arkası toplardan. Tam çıkacak 10 metre kala araba kalıyor geri geliyor. Buzda kaya kaya geliyor. İki sefer denedim araba Mehmet bu araba çıkmaz. Yani 11'i bekleyeceğiz güneşi dedi. Bir de adam çıktık. Arkadan öne atıyoruz madeni kürekle ellerle. Öne ağır olsun diye. Öne atıyoruz. İki saat attık adamın biri gece bize öyle camdan bakıyor. Bir tane gecekondu var. Kızbeli rampasında solda giderken. Bağırdı dedi beni dedim biliyor musun? Kurtlar oluyor. Adam dedi ki sen ne yapıyorsun yeğenim burada dedi. Dayı dedim araba arkalı olmuş. Çıkmıyor araba. Ben dedi seni iki saattir seyrediyorum sen manyak mısın dedi. Yürü la eve gidiyoruz dedi. Dayı dedim ben senin evinde ne yapıyorsun? Bizim kesecek ne yapacak dedi. Oğlum sen acıkmadın mı dedi. Şoföre bağıracağım diye sesin kesildi dedi ya. O diyor ki bize bir malı aldırdın diye. Ben diyeyim kimse yok dağda. Ben diyeyim ne yapacağım dediğim borcu götümü mü satacağım da ödeyeceğim diyeyim. Ha, kolay mı bu işler diyeyim. Adam bizi eve götürdü. Babamız yerde çorba içeceğim diye ensem ağrıdı. Çoluğu var, çocuğu var. Dayı dedim sen deli misin? Bizi eve götürün gelin adamı. Ben dedi adamı gözünden tanırım dedi. Ben seni biliyorum oğlum ben. Sizi yatıracağım burada dedi. Bu adam herhalde gece bizi kesecek. Nakliyeyi de cebimizden alacak. Bir Sivas nakliyesi. Bir yay nakliyesi var cebimizde 1400. Kurbanı da kesemeyeceğiz. Kurbanı kesin. Ya bayram olmadı mı lan? Bayrama var. Bayrama bir var. 1,5 gün sonra. Bir de abi. Adama dedim dayı beni seviyorsun mu? Sevdim oğlum. Dayı dedim beni Sivas Divri merkeze göndersene dedi. Niye dedi? Dedim ben orada bir hamama gireyim. Yarın 11'e kadar güneş ılıyacak. Telefon düşecek şimdi la ayağınızı çekin. Bir tane Sivas Divri'de adam şey çağırdı. Ticari taksi. Orada da kartal. İyi hatırlıyorum. 58M. Adam aldı bizi Divri merkeze götürdü. Hamama gittik. Belediyenin otelinde yattık. Ana aşağı babam 11 oldu. Şöyle dedik hadi kalk gidelim. Bindik oradan bir şeye. Arabanın yanına gittik. Hakikat yol. Buz var ama sular akıyor arada. Yolu açtı. Abi bizi Soma arıyor. Soma'daki maden fabrika kömür ocağı. Kafamızdan etimizi yedi la. Hemşerim neredesin? Hemşerim neredesin? La baba geliyoruz. 58 ton yük var. Kayseri'ye yeni girdik. Daha bunun yolu var, uşağı var, vırtı var, zırtı var. Bizim araba da ilk defa gidiyor oraya. Şoför sürüyor. 1 kilometre ben sürüyorum. Gözüm görmüyor. Geri şoför alıyor. 10 dakika uyuyayım. Bizi arıyor adam. Neredesin? Gel 50 lira fazla vereceğim nakliye. İlla in kurbandan önce ocak duracak diyor. Bu maden şeye yarıyor. Kömürle çıkan daşı birbirinden ayırıyormuş suya girince. He. Mesela havuza atıyor. Çıkan daş kömür üste çıkıyor. Daşı alta indiriyor. Kömür yukarıdan temiz çıkıyor. Kimyasal madde mi? Maden gına gibi bir şey. He. Ocak durur dedi. Bak alırız dedi. İşte.
la baba dur falan. Nerede? 10 kilometreye kadar adam uzadı. Sanki dersin ki şey götürüyor. Savaşa bomba götürüyor. Ya da Merkez Bankası'nda. Gece 12'de bir girdik abi şeye. Ocağa. Yemin ediyorum sekreterler. Ocakta çalışan madenciler. Fare ettiler. Hep bizi böyle esas duruşa geçmiş. Sanki tüm general geliyor. Bizim araba. Dayı dedim yüklen kornaya. Bizi bekliyorlar. Bizim korna da iyi değildi seninki gibi Haydar. İkiliydi. Tarık 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 tarık. Ocağa bir girdik bizim şoför 58 tonu sıfır çiziyor ocağın içinde çamurda. Kantara girdik. Bir kaldırdık abi damperi. Kına donmuş oca maden. Hani çimento döken de 1,5 gün sonra bakan ya. Soğuktan donmuş. Arka kapı açtı damperi kaldırdık. Lan ne var bir tane ah la. Yok abi donmuş. Mahir abi. Ben bittim dedim. Geçmiş olsun. Bizim kamyonculuk hayatımız sona erdi. Dedim şunu indir. 58 tonla damper mi iner la dedi. Manyak mısın sen? Pistonu patlatın tepemize düşüyor. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Çekici vuruyorum. Yok abi bitiyor. Balta mantı çekici. Bir de onların küçük şöyle kendi etrafında dönen kepçeleri var. Kısa. Kendinden kurekli şöyle. Değişmiş. Aynı oyuncağı benim. Adam onun altını şöyle kazıdı. Arka kapağı. Altını yer etti. Çıktı bizim damperin üstüne. Kazıya kazıya aşağı indi. Damper havada havada. Allah Allah. Yükü boşalttık. Dedi ki adam zaten yolda vaatler verdi bize. Size dedi Konya Ilgın'a dedi. Konya Karapınar'a dedi. Kömür yükleyeceğim. Gel kaç ton istiyorsan kömürün yıkanıyor. Yeter ki Soma'ya gir dedi adam. Girdik Soma'ya. Dedim dahi bizim yükü boşalttık. Nahliye. Nahliye dedi kaçça geldin? 110 artı KDV 58.200 kilo. Ne diyorsun dedi ya. Ocağı satsak ödeyemeyiz dedi. Vallahi bilmem ben dedi. Mazot vereyim dedi. Mazot da versen olur da dedim ya. Bir de kömür yükleyeceksin dedim. 36,5 ton kömür yükledi araba. Kaç lira yazacağız dedi. O zaman 38-42 arası nakliydi. Dedim bak söz namus dedim. 70 artı KDV yazacağım. Lan tamam lan dedi delikanlı adammışsın. 70 artı KDV 36,5 ton kömür yükledik o zaman. 110 artı KDV'den 58.200 kilo parayı aldık. Mazotu doldurduk. Depo gırtlağa kadar doldu bitti. Mazot 2 milyara mı ne doldu depo? O zaman değil. Cebe parayı koydum taş öyle. Sahaya oturdum o zaman arabaya ayakkabıyla binmedi. Sıfır araba. Sıfır araba. 2006 yılı. Aynen. Tam yolda gidiyoruz abi böyle. Tosunu kaptılar tosunu. Ankara'yı arıyorum. Dayımla ortaktım o zaman tıra. Dayı ha. Dedim 2 senede çıkardım. Dayım da dedi ki sen dedi 2 senede bu sefer çıkardıysan kurbanın benden la dedi. Dayım. Mahmut dayım. Kurbanımı almış hazır. Şoföre dedim ki benim kurban bedavaya geldi. Seni bilmem dedim. Dedim ki ben de sana kurban keseceğim o zaman. 800 milyon mu neydi o zaman? İyi koç. He. 600 milyon mu neydi? Vallahi mı Mehmet dedi. Vallahi dedi. Tam böyle Göl Marmara mı? Gölhisar mı ne? O arada Soma'dan çıktık. O arada kargonun birinin perno çıkmış. Yan yan geliyor. Ben de böyle hafiften daldım biliyor musun? Mehmet dedi bizim şoför tak ucağıma oturdu sahaya. Direksiyonu kafayı kırmış. Kargocunun arka baba bizim sol aynaya vurunca damperin bagajdan tut arkaya kadar tak 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 dedi vurdu gitti. Allah Allah. Sıyırdınız resmen. Lan dedim ne oluyor derken şoför durdu sağdan çoraplarla kargo kovalıyorum ben gece. Kargo kaçtı. Jandarmaya gittik ki ses çıktı. Ankara'ya geldik tam bayram namazı ezan okunuyordu. Biz Demet'e girdik. Araba Konya'ya gidecek şeyden sonra bayramdan sonra. Şöyle dedim ki benim Megane vardı bir de RX'te. Şöyle dedim ki sen dedim Megane'ı al. Şu dedim maaşın. Daha günü var Mehmet dedi. Dedim al baba. Bir daha biz bu parayı göremeyiz. Şu dedim 600 milyon kurban paran. Şu dedim Megane'ın anahtarı. Şu da dedim bebelerin haçlığı 300 lira. Şoför şöyle demesin. Ankara'ya gidince ben araba alacağım kardeşim. Yükünü boşaltacağım. Ben tırla böyle para görmedim 10 milyar. Dayı dedim bunu bir daha sen de görmem ben de görmem. Alma boşuna heveslenme. Ezan bayram namazına da gidemedim ilk defa orada. Yani deli paralar da gördüm. Hani evet. Para nerede? Hani benim lafım var. Babamın lafı bu. Hani para nerede? Eskiden bizim 19 vardı amcamla babam. Yoldan gelirlerdi. Böyle muhasebe yaparlardı kendi kendine geç. Babam derdi ki 3 milyar Ankara'ya geldik derdi 19'la. 25 babam çok paraya gelir Ankara'ya. Bizim adetimiz bu. 3'e gidiyoruz 4'e gelir. Hani para ne? Para yok. Para nerede Haydar? Sen günde 28 sefer yap.
Para nerede? Para yok. Yok baba. Ne yapacaksın? Bağdaşı kuracaksın. Allah ne verdiyse onu yiyeceksin. Kardeşim. Hadi hayırlı işler. Kapat lan. Öldür. 10 dakika oldu mu lan? 15 dakika. İyi yeter. Seçer.